İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan hükümetinin kuruluşunun 13. yılı münasebetiyle Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü'nün konuşması Cavahtan Haberler Rasmum Kambek Kızılaycılar rejimin takipçileridir. Biz yer biziz. Gohar Torosyan Ermeni ulusal kıyafetleri halkımızın düşüncesinin bir yansımasıdır. Amber 2024 yılında Avrupa'da en çok tehlike altındaki 7 anıtın kısal listesinde yer alıyor. Ermeni sorununun nihai çözümü için iki paralel sorunun çözülmesi öngörülüyor. Bunlar 1. Ermenilere uygulanan soykırım Arminosid'in kınanması ve 2. Ermenilere uygulanan soykırım Arminosid'in sonuçlarının ortadan kaldırılması yani tazminat konuları. Ancak gerçekte her iki sorunun da çözüldüğünü belirtelim. Ermenilere uygulanan soykırım Arminosid kınandı. Ermenilere uygulanan soykırım Arminosid'in zararlarının tazmini ile ilgili maddi ve topraksal kararlar alındı. Bunlar oldu ama uygulanmadı. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit defalarca kınandı. Bunlardan ilki 24 Mayıs 1915'te üçlü ittifak devletlerinin Fransa, İngiltere ve Rusya ortak bir açıklamayla Türkiye'nin insanlığa ve medeniyete karşı işlediği yeni suçları kınadıkları ve bunların sonuçları olacağını kaydettikleri gündü. Ve öyle de oldu. 1919'da Konstantinopolis Özel Askeri Mahkemesi Jön Türk liderlerini Osmanlı İmparatorluğunu savaşa sürüklemek ve İmparatorluğun Ermeni vatandaşlarının katliamını ve sürgününü organize etmek suçlamasıyla yargıladı. Özel askeri mahkeme soykarımın Armenosid'in ana organizatörlerinin gıyaben ölüm cezasına çarptırılması da dahil olmak üzere ilgili kararları yayınladı soykırımın, Arminosid'in Ermenilere yönelik sonuçlarının ortadan kaldırılmasına ilişkin kararlar da alındı. Maddi zarar tazminatının hesaplanması 1919 yılında özel komisyon tarafından yapılmış ve sunulmuş. Toprak tazminatı konusunda ise Sevr Antlaşması imzalanmış ve tahkim kararı Amerika Birleşik Devletleri'nin 28. Başkanı Woodrow Wilson tarafından onaylanmıştır. Yukarıda belirtilen kararların 1915-1918'e ilişkin olduğu doğrudur. 1894, 1896, 1909, 1918, 1923'ün hariç tutulduğu suçlar işlendi. Birbirini izleyen Türk hükümetlerinin Ermenilere karşı işlediği suçlar ve Ermenilere verilen diğer zararlar ve Wilson Tahkim Kararı ise Batı Ermenistan'ın yalnızca dört vilayetini kapsıyor. Ama yine de Türklerin Ermenilere karşı uyguladığı soykırımın Armenosid'in kınanması konusunu gündeme aldığımızda bunun sonuçlarının ortadan kaldırılması konusunu derhal buna bağladığımızda yine geçmiş yoldan gitmeye çalıştığımız ortaya çıkıyor. Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerinin varlığı bir kez daha Ermeni milletinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya oldu. Gerçeğini doğruladı. Ta ki medeniyetsiz bir politikacının kendisine olan iştahını dizginleyip sınırlayana kadar. Batı Ermenistan Hükümeti basın sözcüsü Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin bildirisini okurken Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin dünya Ermeni toplumu içinde faaliyet gösteren hukuki ve stratejik açıdan Ermenilerin yüce amacını gerçekleştirme şartlarına yeni bir yönelim benimseyen tek yapı olduğunu vurguladı. Yeni yön, Batı Ermenistan Ermenilerinin statüsünün bugünkü zayıf duruma göre belirlendiği pusuladır. Bunun etrafında birleşerek bugüne kadar çözülemeyen sorunu nihayet çözmeliyiz. Ermenistan hükümeti sözcüsünün konuşması Batı Ermenistan televizyonunun YouTube sayfasında mevcuttur. Cavak'tan haberler Cavak Belediyesi'nde inceleme yapıldı. Denetim sonucunda su temininin kalitesiyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda eksiklikler tespit edildi. Devlet denetim raporunda özellikle şunu belirten ayrı bir kamu hizmetleri sağlanması hakkında maddesi bulunmaktadır. Belediyenin nüfusa su temininde sorunu var. Nüfusun bir kısmına içme suyu merkezi olmayan bir şekilde veriliyor ve verilen su arıtılmıyor. Bu nedenle belediyenin halka su temini ve içme suyu kalitesinin sağlanması yönündeki faaliyeti yeterli değildir. Cavak'tan ikinci haberimiz ise Cavak'ta zamanın anahtarı animasyon stüdyosunda yerel çocukların yaptığı çizgi filmlerden oluşan bir sergi düzenlendi. Öğrencilerin çalışmaları ilk kez sergilendi. Stüdyo öğretmenlerinden Rahibe Meryem, atölyenin kuruluş tarihini anlatarak çocukların çalışmalarından bahsetti. Çocuklar çalışmalarını Gürcüce ve Ermenice olmak üzere iki dilde sunarak kısaca kendilerini izleyicilere tanıttılar. İzleyicilere altı animasyon gösterildi. Güneş, Marta, Melikitse, Tamar, Kasraşvili'nin yazdığı Ahalkalak'ta Noel, Kardeşler, İone, Melikitse, Selavi, Nino, Melikitse, Noel Arifesi, Tamar, Melikitse, Ninni, rahibe ester. İsveçli gazeteci Rasmum Kanbek X Mitro blogunda paylaşımda bulunarak Azerbaycan Kızılay'ının Cenevre Sözleşmesi ile korunan kıyafetler giyen ama Aliyev rejiminin aleti olduğunu ifade ederek üzüntüsünü dile getirmiştir. Azerbaycan Kızılay temsilcilerinin Arsahtalı Karabağ'daki Ermenileri ziyaret ettiğine dair haberine İsveçli gazeteci şu sözlerle tepki göstermiş. Örgütün yönetim kurulu Azerbaycan yönetimiyle yakından bağlantılı olup tarafsızlık temel değeri tamamen göz ardı edilmektedir. Ağdam yolu üzerinde Artsah Dalı Karabağ'ın girişinde protesto amacıyla kullanıldıklarını hatırlıyor musunuz? Uluslararası Kızılaç Örgütü'nün talebi üzerine açıklama yapmak yerine kasıtlı olarak Kızılaç'a karşı açıklamalarda bulunarak insani krizi derinleştirdiler. Batı Ermenistan Televizyonu Biz Yer Atlarımızla Biziz dizisinde Tarihi Harbert'in yeniden adlandırılmasının Türkçe ilkelerini sunuyor. Aracan Doğu Fırat Nehri'nin sol kıyısında Zofk Gölü'nün kuzey batısında yer alan Harbert şehri eskiden Büyük Ermeni Zofk dünyasının Andizit eyaletinin bir parçasıydı. Harbert isminin kökeni eski çağlarda Harbert topraklarında bulunan ve daha sonra kale kelimesinin eklenerek Harbert adını aldığı Har köyünün adıyla bağlantılıdır. Har hurri dilinde etimolojik olarak yol olarak tercüme edildiğinden Harbert yol üzerindeki kale anlamına gelir. Tarihçi müher olan İsyan şöyle yazıyor. Har yol anlamına gelen eski bir kelimedir ve kale yol üzerinde barınak olarak inşa edilmiştir. Bu soruyu bir kez daha yanıtlıyor ve şunu yazıyor. Bazılarına göre Har eski dilde yol anlamına geliyor ve buraya Yollar şehri deniyordu. Bu anlaşılabilir bir durumdur çünkü Orta Asya'da 1. Pers İmparatorluğu'nun Darius'un tarafından inşa edilen transit Otoyol, Kraliyet Yolu, Harbert Vilayeti ve Harbert Ovasından geçiyordu. Türkler Harbert ismini Harput olarak değiştirmişlerdir. Harbert şehrinin kayalık arazisi ve susuz iklim koşulları yerel Ermenileri tatmin etmedi ve bir kısmı 1617'de Harbert'in güneybatısındaki Banlio Ovasına taşındı ve yeni bir şehir kurarak ona yeni Harbert adını verdi. Biz Yer Hatlarımızla Biziz serisinin dördüncü bölümü Batı Ermenistan Televizyonu'nun internet sitesinde yayında. Batı Ermenistan Televizyonu ile işbirliği çerçevesinde gazeteci Gohar Torosyan, kişisel arşivinden Ermeni kızını ve Ermeni kimliğini karakterize eden birçok fotoğrafı yazı işleri ofisimize sundu. Torosyan'a göre ulusal kıyafet Ermeni kostümü halkımızın düşünce tarzının bir yansımasıdır. Asırlık bir geçmişe sahip olması dilimiz çok lehçeleri kadar zengin ve çeşitli olmasıyla sadece kimliğimizi ifade etmekle kalmamış, aynı zamanda bu kimliği koruyan güçlerden biri olmuştur. Belirli tarihi koşullar nedeniyle iki kostüm kompleksi oluşturuldu. Batı Ermeni ve Doğu Ermeni kostüm komplekslerinde sosyal, kutlama, cinsiyet, yaş ve hatta mesleki farklılıklar açıkça ifade edildi. İnsanların belirli bir kostüme bakarak o kostümü giyen kişinin hangi sınıfa ait olduğunu hemen anlamalarının nedeni de budur. Batı ve Doğu Ermenistan'ın kostüm kompleksleri, Batı Ermenistan'daki erkek kostümünün daha lüks, Altın ve gümüş iplik işlemeleri açısından daha zengin olması bakımından farklılık gösteriyor. Bir diğer önemli farklılık ise tüm Batı illerinde önlüğün kadın kostümünün zorunlu bir parçası olmasıydı. Belden, göğüsten veya omuzdan bağlanıyordu. Vaspurağan, Yüksek Ermenistan, Sasun kostümlerinin yanı sıra Ermenilerin yaşadığı Kilikya ve Küçük Ermenistan bölgelerinin kostümleri de Batı Ermenistan kostüm kompleksine girmiştir. İkincisi hem kadın hem de erkek giyiminde bulunan çiçek ve geometrik süslemelerle öne çıkıyor. Kostüm kompleksini tamamlayan yüksek sanat takıları da taktılar. Batı ve Doğu Ermenistan'ın kıyafetleri de erkekler için farklıydı. Doğu illerinde iç çamaşırı, kısa, üst ve çuhadan oluşan Kafkas kostümü yaygındı. Kışın kemersiz geniş bir muşkat giyerler, başlarına da kuzu veya koyun derisinden bir şapka takarlardı. Batı Ermenistan Ermenilerinin kıyafetleri farklıydı. İşlemeli pantolonlar, kısa kolsuz bir elbise, bir gömlek ve kısa bir üstten oluşuyordu. Gömleğin kolları nakışlarla süslenmişti. Sırtına yün bir kemer bağlandı ve beyaz koni şeklinde şapkalar giyildi. Amber Tarihi ve Kültürel Koruma Alanı Avrupa'nın en çok tehlike altındaki 11 miras alanından biri olarak en çok tehlike altındaki 7 programında kısa listeye alındı. Kültürel ve doğal mirasa adanmış sivil toplumun Avrupa'daki sesi Avrupa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü Avrupa'da ve 2024'te en çok delik altında olan 7 programında yer alan anıt ve miras alanlarının adlarını açıkladı. Avrupa Nostra İcra Başkanı Profesör Doktor Herman Parzinger şunları söyledi: "Seçilmiş miras alanları yıkım, uygunsuz imar, doğal afetlerin yıkıcı etkisi, ihmal veya finansman eksikliği nedeniyle risk altındadır. Bu kısa listeyi yayınlayarak bu yerleri kurtarmaya gönülden bağlı olan aktivistlere ve yerel topluluklara bir destek mesajı göndermek istiyoruz. Avrupa'nın mirası yalnızca ortak geçmişimizin bir kanıtı olarak değil, aynı zamanda istikrarlı, birleşik ve barışçıl bir geleceğin katalizatörü olarak da korunmalıdır. Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü Dekanı Şiva Dusta'ya göre, Kültürel miras Avrupa kimliği, çekiciliği ve ekonomik büyüme için önemli bir kaynaktır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Artem Walter tarafından seslendirilen Armenia adlı eseri sunuyoruz. <laughs> Mes porcelen jengjel, meng stergzeleng spjuk, jeng togni kerqmvip patmutsun an gut. Armenia, arachine tu es motetzel khachin, minch ay sorun eserosner u el watch mi lucin, chi khi zahi, pinde kosaman yesem ko paspane. Armenia, kes karutzelen havatoffe sor. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.